LGS'ye son 85 gün havalar ısındı, virüsler dolaşıyor, sıkıntılar olabilir ama gerçekten tatiller de geliyor bu arada. Bizim için fırsatlar doğuyor. Bizler LGS isteğimizden yani LGS'de başarılı olma isteğimizden vazgeçmiyoruz. Hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Tatili de bir fırsat bileceğiz. Hemen günün sözüyle başlamak istiyorum. İbni Haldun diyor ki büyük bir Türk İslam bilgini. İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız kendi kendine ötürdür. Gerçekten insan beyni yeni şeyler öğrendiğinde daha da gençleşiyor, daha da iyi çalışmaya başlıyor. Mesela çok fazla ders çalışan insanların kafası daha fazla çalışıyor. Niye? Çünkü beyin sürekli hareket ediyor. Hani spor gibi çok fazla yüzen insanlar kolları daha güçlü olur. Çok fazla kitap okuyan, çok fazla bir şeyleri öğrenmeye çalışan insanlar da daha başarılı, daha hızlı öğrenebiliyor. Bu gerçekten doğru bir söz. Gelelim günün yorumuna. 372 bin almış. Pro oyuncu 4-0. Sorularım. Hocam Denemelerde genelde 375 puan alıyorum. Ama istediğim lise 460 puanın üzerinde. Sizce kazanabilir miyim demiş. İstediğim lise İzmir Çiğli Fen Lisesi. Tanıtır mısınız bu liseyi? Şimdi öncelikle şunu çok iyi söylememiz lazım arkadaşlar. Bizler şunu çok iyi bilmeliyiz. Önümüzde gerçekten çok değerli bir süre var. 85 gün. Hadi bugünü saymayalım. 84 gün var. Ve muhtemelen de bunun belli bir süresi tatil olacak. Biz bu tatili iyi bir fırsat olarak bilirsek, çözmemiz gereken kitapları. Bu arada bizim çok güzel bir programımız geliyor. Arkadaşımız Diğer yoluna demiş ki: "Hocam okullar tatil oldu ya program yapar mısınız?" Yapmaz mıyız tabii ki? Mükemmel bir program geliyor. Sizlerle beraber başarıya koşacağız. Tonguç ile yanınızda, merak etmeyin. Burada şu önemli. Biz bu tatili bir bu fırsatı iyi bilir bir değerlendirirsek, evde daha fazla soru çözersek, acaba gezersem kaybedeceğim zaman olur mu dediğimiz zamanları kaybetmezsek hedefine ulaşabilirsin. Ama gerçekten 375'ten 400'e çıkman için çok iyi çalışman lazım. İngilizceden kelime ezberlemeden soruları çözebilir miyim? Maalesef bazı kelimeleri bilmen lazım. Eğer kelimeyi bilmezsen soruları kaçırabilirsin. Mutlaka o kelimeleri öğrenmelisin. En önemli sorum. az önce bu soruyu cevapladık ama bir kez daha okumak istiyorum. Hocam okullar tatil oldu. Evet bu sizin için bir fırsat. Program yapar mısınız? Programımız geliyor arkadaşlar. Hocam dinlenme aralarında ne yapmamız uygun olur? Lütfen artı bir tonuş görsün. Dinlenme aralarında yapmanız gereken şey belli arkadaşlar. Kitap okumak. Kitap okuduğunuzda gerçekten hem bilgi dağarcığınız gelişiyor hem de yeni nesil sorular uzun uzun olduğu için bakın şöyle göstereyim size. Yeni soruya bakın bak. Uzun uzun sorular. Bu uzun soru. O zaman sizin bundan daha farklı daha uzun makaleler olduğu kitaplar okumanız lazım diyoruz. Tonguç Candır gerisi heyecanları. Bu arada adım ulaş. Belki lazım olur diye söyledim. Belki LGS karşınıza çıkar. <laughs> evet. Şimdi gelelim günün kitabına. Günün kitabı Said Faik havuz Havuzbaşı kitabı. Gerçekten mükemmel bir öykü. Okumanızı tavsiye ediyoruz. Hemen geçelim. Günün okuluna baktığımızda Göynük Fen Lisesi Antalya 5.14. Yorumlarda bu okulu istediğiniz için tanıttık. 52 öğrenciden 26 mühendislik 10 tane tıp kazanmış mükemmel bir okul. Günün kaynağına baktığımızda ise Dinamo Soru Bankası'nı görüyoruz. Yeni nesil Türkçe Soru Bankası. Gerçekten içerisindekilerin hepsi yeni nesil sorulardan oluşuyor. Bakın uzun tek sorular, yeni nesil beceri temelli sorular, görselli sorular. Bunların hepsi sizin sınavda başarılı olmanız için hazırlandı. Bu tarz soruları çözdüğünüzde zaten ben bunun aynısını zaten Tonguç kitaplarında görmüşüm diyeceksiniz. Ve inşallah sınavda da Türkçeyi full yapacaksınız. Günün sorusu hangi savaş sonrasında İtalyanlar Anadolu'dan çekilmeye başlamıştır diyor. Sizler bunun cevabını bildiğinizi biliyorum. Hadi bakalım ödülü soruya yorumlarınızı yazmaya devam edin. Tatil bizim için bir fırsat. Bu fırsatı çok iyi değerlendirip hayallerimize kavuşacağız hep birlikte. Hadi bakalım.